Yazar Hoca söyledi mi peki test sonuçlarının ne zaman çıkacağını? Yarın. Umarım tedavi için geç kalınmamıştır Feride. Nasip. Ne diyeyim? Besime teyzenin önünde zor durumda bıraktım seni bugün. Evet. Biraz öyle oldu ama Allah'tan Kamran kurtardı. Bunca vukuatın üstüne bir de disiplin cezamı öğrenselerdi tam anlamıyla tüy dikmiş olacaktık. Hay Allah. Ben de bugün senin mektebine uğradım. Öğretmenlerin ceza verdiğini söyleyince orada olursun diye düşündüm. Niçin gittin? Fondan bırakmıştım sana. Ha. Yemesinler. Açmazlar. Öyle şey yapmazlar değil mi? Yok, öyle bir şey yapmazlar. Sabah uğrayacağım zaten. Alırım. Merak etme. Yedirmem kimseye. Ben kızarsın, hiddetlenirsin diye düşündüm. Aa, deli misin? Fondan en mi sevdiğim? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü ben de çok seviyorum. Beni kovdular odadan. Lazar Hoca kalacakmış babamla. Çıkalım mı Feride? Ben oraya gitmek istemiyorum. Ne konuşmuştuk Feride? Birlikte olacağımızı. Tamam işte, seninleyim. Ama oraya gitmeyelim, ne olur. Nasıl anlaşacağız biz seninle Feride? Burada kalalım. Seni konağa götüreyim de görgün. Katiyen, teyzem! Feride! Ya Kamran, gidemem ben oraya. Ya Kamran, ne olur. Ya ne olur. Feride! Kamran, gidemem, ne olur. Ya gel. Ya ne olur, Feride. Burada kalalım, ne olur. İlmi fetvayı hiçe sayarak hastaya kan verdi. Allah Allah, görülmemişsin. Delilik. Böyle birinin değil hekimlik yapması. Bir darhaneye kapatılması lazım gelir. Merak buyurmayın, layığını bulacaktır. Kadı Hazretlerinin adaletinden zerre şüphem yok. Zira bu hususta buyurduğu fetva açık, haram kılınmıştır. Neydi o günahkar mendeburun adı? Kamran. Siz de adınızı bağışlayın. Adım Vasfi. Merkez Hastanesi'nden mütehassıs hekim Vasfi. Şikayetçi Merkez Hastanesi'nden mütehassıs hekim Vasfi. Peki Vasfi Bey, şu hasta yaşıyor mu?